Tekrar çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Yeni Nesil Yayıncılığın adresi 360 ekranlarına hoş geldiniz efendim. Hafta içi her akşam 4 misafirimizle evlerinize konuk olmaya devam ediyoruz. Yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Ben Alper Ateş. Yine stüdyomuzda 4 yarışmacımız hazır. Hadi birlikte başvuru videolarını izleyelim. Sonra da sizi onlarla buluşturalım efendim. Herkese merhaba. İsmim Deniz Tanrıverdi Koç. İstanbul'dan katılıyorum yarışmaya. Bir kamu kurumunda harita mühendisi olarak çalışıyorum. Evliyim, bir kızım var. Alper Bey'in enerjisine hayranım. Umarım katılırım, yarışırım ve güzel zaman geçiririm ve tabii başarılı olurum. Herkese iyi eğlenceler diliyorum, başarılar diliyorum. Merhaba, ismim Hande. 25 yaşındayım. Sakarya'da yaşıyorum. Gazi Üniversitesi Almanca öğretmenliği mezunuyum. Bir senelik bir öğretmenlik deneyimim oldu. Şu an atama için sınavlara hazırlanıyorum. Ekran karşısında sorulara gayet net ve hızlı cevaplar verebiliyorum. Fakat oranın atmosferi nasıl olur, heyecanlanır mıyım, heyecanlanmaz mıyım hiç bilmiyorum. Deneyip göreceğiz. Güzel bir deneyim olacağını düşünüyorum. Görüşmek üzere. Merhaba. Ben Tolga Eligül. 11 Aralık 1974 İstanbul doğumluyum. Özel firmanın satış ekibinin başında satış direktörü olarak çalışmaktayım. Kitap okumayı keza çok severim yazdığım kadar. Resim yapmayı ve sinemaya özel bir ilgim vardır. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Nazım Karahan. 33 yaşındayım. Türkiye'nin önde gelen sigorta şirketlerinin ajantalığını yapıyorum. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm mezunuyum. Evli ve iki çocuk babasıyım. Tekrar teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, misafirlerimizin başvuru videolarını izledik. Şimdi onlarla stüdyomuzda buluşma zamanı. Ben Bilirim Stüdyosu'na hoş geldiniz. Evet, bu akşam 1 numaralı masamızda Nazmi Bey var. 2 numaralı masamızda Tolga Bey var. 3 numaralı masamızda Hande Hanım. Ve 4 numaralı masamızda da Deniz Hanım var. Yine keyifli bir ekip. Yine az önce antrenman yaptık. Belli bir zaman sonra herkesin açıldığını gördük. Güzel bir yarış izleyeceğiz birlikte bu akşam da. Nazmi Bey'den başlıyoruz. Hoş geldiniz Nazmi Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nazmi Karahan, 33 yaşındayım. Sigortacılık mesleğiyle ilgileniyorum. Kendime ait olan da sigorta ajantam var. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Sağ olun. Televizyon kanallarının bir yayın akışı var. Evet. Bizim 360 televizyonunda bir yayın akışı var. Fakat Nazmi Beyler de evde bir televizyon kanalı gibi yayın akışıyla yürüyorlarmış. Ben bilirim açısından. Nasıl bir akış var sizde saat? Bizde şöyle bir akış var. Benim iki tane çocuğum var. Biri 3,5 yaşında, biri 6 aylık. Onlar küçük oldukları için saat 12-1'e kadar zaman tamamını onlara ayırıyoruz biz aslında. Onlar uyuduktan sonra da eşimle beraber kendimize aktiviteler bulmak zorundayız açıkçası. Yarışmamızı da zaten sürekli izlediğimiz için televizyon karşısına geçiyoruz. Berjerleri kuruyoruz, çerezimizi, oraya bir hazırlığımızı yaparak eşimle beraber bu yarışmayı sizle beraber anlık olarak yaşamaya çalışıyoruz. Teşekkür Onda da lazım. Kendi içimizde bir mücadele var açıkçası. Ona göre iddia koyuyoruz vesaire falan. Güzel oluyor bizim açımızdan da. Bizim için tek kötü tarafı benim sesimi kısarak izliyorlarmış. Çünkü o da şundan dolayı bazen bizim düşünce süremizde yarışmacılardan biri çabuk cevap verirse soru heba olmasın diye o taktiği bulduk. Yok, ben bizde şaka yapıyorum zaten. Sadece benim sesimi değil yayının tamamının sesini kısarak izliyorlarmış ki cevaplardan etkilenmemek adına. Güzel evde bu tip aktiviteler. Çünkü çok yarışmacımız oldu bu şekilde. Hatta 4 kişi yarışan, ailece yarışan misafirlerimiz de oldu ekran başında. Onlarla stüdyoda buluşmak da ayrı bir keyif. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık İyi Nazmi Bey. İyi ki varsınız. Çok seviyoruz teşekkürler. Size. Çok sağ olun efendim. Başarılar diliyorum Nazmi Bey bu akşam. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Ve 2 numaraya Tolga Bey'e geçiyoruz. Hoş geldiniz Tolga Bey. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Sağ olun. Tolga Eligül ismim, 45 yaşındayım. İstanbul'da özel sektörde satış bölümünde çalışmaktayım. Aslen Malatyalıyım. Evliyim, bir çocuğum var Çınar isminde. Allah bağışlasın. Sağ olun, teşekkür ederim cümlemizin. Bunlar dışında daha önce de bahsettiğim gibi kitap yazmayı seviyorum. 2 kitabım yayınlandı. 3.sünü yazıyorum şu anda. Dışarıda üzerine epey konuştuk. 7 kitaplık bir seri planlıyoruz, evet, değil mi? Evet, evet. O her tür kurgusu aslında hazır, sadece bunu sayfalara dökmek kaldı benim için. 3.'yü yazıyorum şu anda. Öyle yemek yapmayı, resim yapmayı çok seviyorum. Genel olarak söyleyebileceğim bunlar. Harika. Ben tamam, bilirim de aranız nasıl Tolga Bey?
Ekranda güzel. Ben güzel. Gene klasik cevaplayacağım. Ekranda güzel televizyonda. Burada da güzel ya. Az önce ısınmada fena değildik yani. İnşallah daha çok ısınırız diyeyim. İnşallah hızlı ısınır. 4 yarışmacımızda. Evet, gerçekten öyle. Tolga Bey'e de başarılar diliyorum bu akşam. Teşekkür ben bilirim de. Ve efendim 3 numaraya Hande Hanım'a geçiyoruz. Hande Hanım'ın da burada olmasına babası vesile olmuş. Çok da desteklemişler. Çok. İyi ki de desteklemişler. Hoş geldiniz Hande Hanım. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hande Oral. 25 yaşındayım. Gazi Üniversitesi Almanca Öğretmenliği mezunuyum. Şu an sınavlara hazırlanıyorum. Onun dışında pek bir şey yapmaya fırsatım olmuyor. Umarım iyi geçer. Bilmiyorum, emin değilim ama. Niye o kadar heyecanlanmıyorum? Heyecandan mı evet. diyorsun? Atarız birazdan. İnşallah. Ama senden. İnşallah. Yanınızda Deniz Hanım var. Zorlandığınızda destek olabilir. Benden daha heyecanlı olabilir hocam. Evet, hanımlar biraz daha heyecan dozu yüksek yarışmacılarımız ama birazdan rahatlayacaklardır. Evi düşünün, ailenin size desteğini düşünün. Büyük destek, teşekkür ederim. Baba nasıl, ne diyordur şu an ekran başında? Yani ben gelmeden şöyle söyledi, bizi sakın rezil etme. Yok canım, bizde öyle bir durum yok. İsmi yani, neydi babanız? Hamit. Hamit Bey'e saygılar. Eminim Hande Hanım zaten şu ana kadar eğitim hayatında çok başarılıymış. İnşallah bundan sonra da başarılı bir meslek hayatı bekliyordur. Bu akşam da keyifle geçecektir. Başarılar diliyoruz Hande Hanım. Teşekkür ederim. Ve efendim 4 numaraya Deniz Hanım'a geçiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Deniz Tanrıverdi Koç. Kamu kurumunda kontrol mühendisi olarak çalışıyorum. 40 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. Ya ben çok heyecanlı değildim aslında ama bu... Ön görüşmelerde burası biraz beni gerdi. Gerdi mi? Gerdi. Yani provadaki gibi olursam kötü olacak gibi geldi bana şimdi. Bakalım, belli olmaz ya. Daha çok var, şu an evet, çok ısınma aşamasındayız. Aha. Ya. Birazdan her şey güzel olacak. İnşallah. Eminim çok da güzel yarışacaksınız. Başarılar diliyorum Deniz Hanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu arada Deniz Hanım çok bahsetmediniz. Normalde hani iş, profesyonel hayat dışında vakit ayırdığınız neler var? Yüksek lisans yapıyorum şu anda. Yoğun bir süreç benim için. Önümüzdeki sene. İlk senem bitti. İkinci son senem. Bir kızım var 4 yaşında. O bütün zamanımı alıyor. Aynı zamanda açık öğretimden adalet okuyorum. Onunla ilgileniyorum. Bayağı da yoğunsunuz evet, aslında. Evet. Evet. Böyle bir sürekli okumayla bir şeyler okuyarak geçiyor zamanım. Sizi yeğenler mi takip ediyordu? Ben evet. Bilirim. Ablam Demet. Aydın'da yaşıyorlar. Deniz ve Barış şu an sizi izliyorlardır. Ya ben haber vermesem de onlar izliyor olacağı için söylemedim ben. Onlara da sevgiler. Çok, küçüklere. Ben de yolluyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ben başarılar teşekkür diliyorum Deniz Hanım bu akşam. Sağ ben olun, bilirim de. Sağ olun. Sevgili seyirciler, 4 misafirimizi tanıdık. Artık sorularımıza başlama vakti. İlk sorumuzu Nazmi Bey seçecek. Buyursunlar bu akşamın ilk harf tablosu. Neyle başlayalım Nazmi Bey? Manisa'nın M'si. Manisa'nın M'si. İlk sorumuzda kategori güzellikmiş Nazmi Bey. Buyursunlar, geliyor ilk soru. Cildi ve saçları güzelleştirmeye, canlı tutmaya yarayan her türlü maddedir. Süremiz başladı. Kozmetik. Kozmetik. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Güzellik deyince bir irkilse de açılışı yaptı Nazmi Bey. Hayırlı uğurlu olsun. Bayanlara yönelik olduğu için daha çok o sorular. Evet ama aldınız, hızlı da aldınız. Tebrik ederim. Şimdi Tolga Bey seçecek ilk sorusunu. Çınar'ın Ç'si. Çınar'ın Ç'si 70 puan da burada varmış. Kategorisi anlam bilgisi olacak Tolga Bey. Buyursunlar. Kişiler arasında söz, iddia veya davranışların birbirini tutmaması, çekişmek, kavga etmektir. Süremiz başladı. Çatışmak. Çatışmak. Tolga Bey de 70 puanla açılış yapar mı? Görelim. Tebrikler. Şimdi de Hande Hanım ilk sorusunu seçiyor efendim. Ponçik'in P'si. İlk defa P harfi bu kadar sevimli seçildi. Kedim. Kediniz mi? Ponçik'in P'si 50 puan değerinde, kategorisi diziler. Buyursunlar efendim. Aşk-ı Memnu dizisinde Nur Fettahoğlu tarafından canlandırılan ve Bihter'in kız kardeşi olan karakterdir. Nokta nokta Yöreoğlu. Süremiz başladı. Thank you.
Gelmedi. Buyurun Nazmi Bey. Peyker. Peyker Yöreoğlu. Hande Hanım da hatırladı. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Nazmi Bey'e gitti yine puanımız efendim. Şimdi Deniz Hanım seçecek sorusunu. Zonguldak'ın Z'si. Zonguldak'ın Z'si. 70 puanımız varmış Deniz Hanım. Hı hı. Kategorisi hukuk olacak bu kez sorumuzun. Geliyor efendim. Hukukta bir zarar karşılığında yapılan ödemedir. Süremiz başladı. Tazminat. Tazminat. Biraz heyecanlıyım diyen Deniz Hanım 70 puanlı açılış yapar mı? Görelim. Kutlarız. Hayırlı olsun sizlere Deniz Hanım. Çok teşekkür ederim. İlk puanlar. Efendim yeniden Nazmi Bey'e dönüyoruz. Buyursunlar. Annem Ayşe'nin A'sı. Ayşe Hanım'a saygılar. A harfi 70 puan. Kategorisi futbolmuş sorumuzun. Geliyor. Futbolda bir sezon içinde ligde yer alan tüm futbolcular arasında en fazla sayı yapan sporcuya verilen unvandır. Süremiz başladı. Gol kralı. Gol kralı. Görelim. Tebrikler. Harflerimiz Tolga Bey için dönüyor. Itır'ın ısı. Itır'ın ısı 70 puan. Kategorisi sinema olacak bu kez. Buyursunlar. Devlet kuşu, huzurum kalmadı, itirazım var gibi pek çok filmde rol almış Yeşilçam oyuncusudur. Serpil nokta nokta. Süremiz başladı. Çakmaklı. Serpil Çakmaklı. Görelim. Tebrikler. Soru seçme sırası Hande Hanım'a geçti efendim böylece. Hande'nin H'si. Hande'nin H'si. 40 puanımız varmış Hande Hanım. Kategorisi anlam bilgisi olacak efendim. Geliyor. Eskiyip yıpranmış, bakımsız kalmış eşyalar için kullanılan bir sıfattır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Eskiyip yıpranmış, bakımsız kalmış. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Tüm butonlar aktif, ben bilirim diyen var mı? Buyurun Deniz Hanım. Köhne olabilir mi? Köhne olabilir mi? Görelim. Tebrikler. Deniz Hanım seçecek şimdi de. Yumuşak G olsun. Peki efendim. Yumuşak G 70 puan değerinde. Sorumuzun kategorisi futbol olacak Deniz Hanım. Geliyor. Tamam. 2019 yılında Bursa Spor'dan Fransa'nın Le Havre takımına transfer olan milli futbolcudur. Nokta nokta Ersoy. Süremiz başladı. Ertuğrul. Ertuğrul Ersoy. Görelim. Tebrikler. Deniz Hanım ölçtü, biçti, harflerini saydı ve dedi ki buraya Ertuğrul gider. Tebrik ederim Deniz Teşekkür Hanım. Teşekkür ederim. Efendim Nazmi Bey ile seçiyoruz. Yepyeni bir soru. Oğlum Baran'ın B'si. Baran'ın B'si 60 puan değerinde yiyecekler kategorisinden geliyor Nazmi Bey için sorumuz. Mersin yöresine ait hamurun içine Antep fıstığı doldurularak yapılan ve özel günlerde çokça tüketilen tescilli bir tatlıdır. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Mersin yöresine ait hamurun içine Antep fıstığı doldurularak yapılan ve özel günlerde çokça tüketilen tescilli bir tatlı arıyoruz.
Şu an cevaplarsak 60 puan kazanabiliriz. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 40 puanımız var. Bir kutu daha. 30 puan Tolga Bey, buyurun. Terebeç. 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 Görelim. Hayır dediler. Buyurun Nazmi Bey. Kerebiç. Kerebiç. Bu kez oldu mu? Görelim. Kutlarız. Tolga Bey'le yaklaştık. Nazmi Bey'le puanı aldık efendim. Bilmeyenler için, belki daha önce tatmamış ya da görmemiş olanlar için de arkamızda nefis bir lezzet gözüküyor. Güzelmiş. Yemiş miydiniz Nazmi Bey daha önce kerebiç? Duydum ama yemedim. Güzel bir şeye benziyor. Denenebilir. Evet, denenebilir dediğiniz gibi. Lezzetli bir tatlıydı efendim. Tebrik ediyoruz Nazmi Bey'i. Yeni soru alacağız. Şimdi de Tolga Bey'le birlikte. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si. 70 puan da burada var. Kategorimiz sağlıkmış Tolga Bey. Geliyor efendim. Göz merceğinin saydamlığını yitirerek ağarmasından ileri gelen bir rahatsızlıktır. Süremiz başladı. Katarakt. Katarakt. Katarakt 70 puan kazandıracak mı? Görelim. Tebrikler. Yeni sorumuz Hande Hanım'ın sorusu. Tekin'in T'si. Tekin'in T'si, 50 puan kazanabiliriz. Hande Hanım, bitkiler kategorisinden gelecek bu kez sorumuz. Domat ve tavşan yüreği gibi türleri olan bitkidir. Süremiz başladı. Mantar. Mantar. Domat ve tavşan yüreği gibi türleri olan bitki mantar mı? Görelim. Hayır dediler mantara. Başka ne olabilir? Şu an tüm butonlar aktif. Bir yiyecek. Bir kutu daha. 40 puanımız var. Buyurun Nazmi Bey. Zeytin. Zeytin. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Özellikle süre dolduktan sonraki buton mesafelerinde arada ciddi bir fark var. Hande Hanım butona çok mesafeli. Bence biraz daha el yakın olsa, özellikle aklıma sekenlerde. Gelmiyor. Yok yok, seken. Hayır, bazen sektiği zaman orada saniyeler çok önemli hale geliyor. Rakipler bilemediği zaman belki faydası olur Hande Hanım. Tamam. Böyle bir tavsiyem var. Teşekkür ederim. Efendim, şimdi yeni soru alacağız Deniz Hanım'la birlikte. İzmir'in iyisi. İzmir'in iyisi, 50 puan değerinde. Kategorisi genel kültür olacak Deniz Hanım. Geliyor. Genellikle kibrit kutularında yer alan ifadedir. Nokta nokta kırk çöp. Süremiz başladı. Ne deniyordun? Gelmedi. Buyurun Tolga Bey. Vasati. Vasati 40 çöp. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, Tolga Bey rakiplerinden daha hızlı hatırladı ve buradan da puanı aldı efendim. Ortalama anlamında kullanılıyordu aradığımız cevap. Tebrik ediyoruz Tolga Bey. Ve yeniden bir numaraya Nazmi Bey'e dönüyoruz. Buyursunlar. Özgür'ün Öğüsü. Özgür'ün Öğüsü. 60 puan kazanabiliriz. Nazmi Bey, kategorisi müzik olacak sorumuzun. Geliyor. Simsiyah gecenin koynundayım yapayalnız. Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor. Sözlerinin geçtiği Barış Manço şarkısıdır. Süremiz başladı. Saygıyla anlıyoruz. Dönence. Dönence. Görelim. Kutlarız. Evet, Nazmi Bey saygıyla andı. Biz de bir kez daha bu vesileyle anmış olalım efendim, saygıyla, rahmetle. Şimdi Tolga Bey'deyiz. Yeni soru geliyor.
Eskişehir'in E'si. Eskişehir'in E'si 60 puan kazandırabilir. Kategorisi bitkiler Tolga Bey geliyor. Genellikle ceviz büyüklüğünde olan bir Avrupa kentiyle aynı adı taşıyan lahana çeşididir. Süremiz başladı. Brüksel. Brüksel lahanası. Brüksel lahanası. Görelim. Kutlarız. Soru seçme sırası Hande Hanım'da. Buyursunlar harflerimiz. Fatsa'nın F'si. Fatsa'nın F'si. Hande Hanım, anlam bilgisinden gelecekmiş efendim sorumuz. Bakalım nasıl sorulmuş. Görüş ve anlayışları birbirine uyan kimselerden her birine verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Buyurun Deniz Hanım. Kafadar olabilir mi? Kafadar olabilir mi? Deniz Hanım önce bana soruyor, sonra sisteme soruyor. Bir soralım Deniz Hanım. Kafadar doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, Deniz Hanım'a gitti bu sorunun da puanları efendim. Allah yüzünüzdeki gülümsemeyi de eksik etmesin bu arada. Şimdi Deniz Hanım seçecek. Volkan'ın V'si. Volkan'ın V'si 50 puan. Kategorisi yiyecekler Deniz Hanım geliyor. Ağzın içinde kolayca parçalanıp dağılacak biçimde hazırlanmış bir çörek türünün adıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Nazmi Bey. Gevrek. Gevrek. Evet. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Evet, ben bilirim de 4 yarışmacımız ısınma turunda yol almaya devam ediyorlar. Dilerseniz bir de puan tablosuna bakalım efendim. Şu ana kadar topladığımız puanlar 370 Nazmi Bey, 320 Tolga Bey, 230 Deniz Hanım. Hande Hanım'la da birazdan şeytanın bacağını kıracağız. Güzel bir açılış yapacağız şüphesiz. Buyursunlar, Nazmi Bey'le seçiyoruz. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan'ın C'si 50 puan. Sinemadan gelecek Nazmi Bey sorunuz ekranımızdadır. 1960'larda bir köye öğretmenin gelişiyle yaşananları anlatan 2019'da ikincisi vizyona girmiş filmdir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Birazdan sizinki de aktif, şimdi aktif Nazmi Bey, buyurun. Siccin. Efendim? Siccin. Siccin. Köye gelen öğretmenle birlikte yaşanan korku mu diyorsunuz Nazmi Bey? Siccin doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Öykü 1960'larda geçiyor. Filmin ikincisi 2019'da vizyona girmiş. Yine 2000'li yıllarda bir film aslında ilki. Çok da izlenmiş bir film. Son dönemde televizyonda da sıkça karşımıza çıkan bir film. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 40 puanımız var. Bir kutu daha. 30 puan. Mucize. Nazmi Bey mucize dedi. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Siccinle girip mucizeyle Nazmi Bey puan aldı. Aklım şuna gitti aslında. Nereye gitti? 1960'larda deyince 1960'larda sanki birincisi çekildi. 2019'da ikincisi gibi algıladım. Ben de öyle algılanabilir diye özellikle devamında açıklama yaptım. Dedim belki soru cümlesinden böyle bir heyecandan şey anlaşılıyor olabilir dedim. Evet. Ama sonra toparladınız. Tebrik ederim Nazmi Bey. Sağ olun. Efendim yeni soru gelecek. Bu kez Tolga Bey'deyiz. Yozgat'ın Y'si. Yozgat'ın Y'si 50 puan. Kategorisi sanatmış Tolga Bey. Buyursunlar.
Farklı bölmelere yerleştirilmiş renkli cam parçalarından oluşan saydam, pencere süslemesi veya resimdir. Süremiz başladı. Vitray. Vitray. Görelim. Tebrikler. Harflerimiz Hande Hanım için dönüyor bir kez daha. Sakarya'nın sesi. Sakarya'nın sesi. Sakarya'dan misafirimiz Hande Hanım'ın seçtiği harf 50 puan değerinde, kategorisi genel kültür olacak. Bakalım nasıl sorulmuş. Petrol, su ya da başka bir maddeye ulaşmak için yer altına doğru kuyu açma işidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Deniz Hanım. Sondaj. Sondaj. Deniz Hanım, Hande Hanım'dan sekenler beylere gitmesin diye büyük mücadele veriyor ve her seferinde puan alıyor. Bu kez sondajla 50 puan alır mı? Görelim. Kutlarız. Bence bir türlü açılış yapamamamızda heyecan faktörü kesinlikle çok önemli. Çünkü eminim sakin kafayla şu sorular, sizin seçtiğiniz sorular arka arkaya gelse size hepsini bilirsiniz. Fakat bence o heyecan çok tetikliyor. Hande Hanım'ın heyecanını yenmesi için bence bir alkış. Evet. Daha mı kötü oluyor? Alkışları geri alıyoruz. Pardon. Tamam. Yapacağız ya açılışı. Biz çünkü ilk turda hiç açılış yapamayıp da ikinci turda bambaşka bir tabloyla finale yükselmiş çok yarışmacımız oldu. O yüzden hiç şu anki puanları zaten önemsemiyoruz ve yola devam ediyoruz. Kiminle? Deniz Hanım'la. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si 40 puan. Kategorisi tarih olacak Deniz Hanım. Geliyor. Lefkoşa'nın tarihte bilinen ilk adıdır. Süremiz başladı. Lefke. Lefke. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler Lefke için. Lefkoşa'nın tarihte bilinen ilk adı. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Tolga Bey. Yanlışlıkla bastım. Tamam Tolga Bey. Gelmedi. Şu an butonlar aktif. Nazım Bey buyurun. Ladin. Ladin. Lefkoşa'nın tarihte bilinen ilk adını arıyoruz. Nazmi Bey'in cevabı 30 puan kazandırır mı? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Tolga Bey. Lidya. Lidya. Bu kez oldu mu? Görelim. Yine hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini daha açıyoruz. Buyurun Nazmi Bey. Lidin. Lidin. Nazmi Bey'in sondaj çalışmaları. Doğru mu? Görelim. O da değilmiş. Ve açabileceğimiz son kutuyu da açıyoruz. Buyurun Nazmi Bey. Varsa alalım. Lidba. 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 10 puan kazandırır mı? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Tolga Bey. Lidva. Van'ın V'si. Doğru mu? Hayır dediler. Buyurun Deniz Hanım. Litka. Kütahya. Litka. Oldu mu? O da değilmiş. Lefkoşa'nın tarihte bilinen ilk adı Tolga Bey. Litha. Hatay'ın H'siyle. Hatay'ın H'siyle. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Nazmi Bey. Lidma. Manisa. Lidma. Oldu mu? Olmamış. Çok az harf kaldı alfabemizde. Buyurun. Litza. Zonguldak. Litza. Doğru mu? Hayır dediler. Buyurun Tolga Bey. Samsun sesi, Litsa. Litsa. Görelim. O da değilmiş. Buyurun Deniz Hanım. Lidna. Ne harfi? Lidna. Doğru mu? Ona da hayır dediler. Buyurun Tolga Bey. Lidma. Manisa söylenmişti diye hatırlıyorum ama görelim. Pardon. Hayır dediler. Nazim Bey. Lidga.
Gaziantep, Lidga oldu mu? Değilmiş. Bir tek Hande Hanım denemedi şu ana kadar. Nazmi Bey? Lidra. Lidra. Rize. Oldu mu? Görelim. Tebrikler. Evet, ben bilirim de alfabe yolculuğunun sonuna geldik. Yanılma. Bütün, neredeyse bütün harfleri denedik. Bu konuyla ilgili Lefkoşa Belediyesi'nde yer alan bilgi şöyleydi. Lefkoşa haritaya bakıldığında Kıbrıs'ın hemen hemen ortasında yer alıyor. Bizim Lefkoşa, Kıbrıslı Rumların Lefkosya dedikleri bu şehir düz bir alanda kuruludur ve tarihsel dokusunda birçok medeniyetin, kültürün, dinin izlerini taşımaktadır. Bilinen en eski adı Lidra'dır. Toprağında Tunç dönemine, Roma dönemine ait kalıntılar vardır. Lefkoşa Bizans döneminden itibaren Kıbrıs'a hükmetmiş, hemen tüm devletlere başkent olarak hizmet etmiştir der. Lefkoşa Belediyesi'nde yer alan bilgi böyleydi. Puanlar kime gitti? Nazmi Bey'e gitti efendim. Yeni soru alacağız. Bu arada son 8'e giriyoruz. İlk turumuzda Nazmi Bey'deyiz. Eşim Nurdane'nin neyse. Nurdane Hanım'ın neyse. 40 puan değerinde araç gereçler olacak bu kez kategori. Deniz taşıtlarına istenilen yönü veren hareketli parçadır. Süremiz başladı. Gidon. Gidon. Aradığımız cevap gidon mu görelim. Hayır dediler. Buyurun Hande Hanım. Dümen. Dümen. Sakarya'dan misafirimiz Hande Hanım 40 puanla açılış yapar mı? Görelim. Kutlarız. Formül belliymiş. Önce alkışlayıp sonra alkışı geri çekmek. O biraz daha rahatlattı Hande Hanım. Tebrik ederim Hande Hanım. Teşekkür. Biraz daha rahatlama oldu herhalde değil mi? Yani. Tamam, devamı güzel olur artık. Bilerek pasladım ben. Eminim öyledir Nazmi Bey. Hani gidona kadar zorladık. Şimdi yeni soru alacağız. Tolga Bey ile birlikte. Urfa'nın usu. Kaç puanımız var? 50 puanımız var şu anda Urfa'da. Kategorisi tarihmiş Tolga Bey. Geliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkan coğrafyasında fethettiği bölgelere verilmiş isimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Nazmi Bey. Rumeli. Rumeli. 50 puan değerinde. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Yeni sorumuz Hande Hanım için gelecek. Kütahya'nın K'si. Kütahya'nın K'si. 40 puanımız var Hande Hanım. Kategorisi genel kültürmüş efendim. Buyursunlar. Takma saç anlamına gelen, kökeni Fransızca olan sözcüktür. Süremiz başladı. Takma saç anlamına gelen, süreyi doldurduk. Buyurun Nazmi Bey. Peruk. Peruk. 40 puan değerinde. Görelim. Tebrikler. Kalan soru sayısı ilk turda 5 oldu böylece. Şimdi Deniz Hanım seçiyor sıradakini efendim. Deniz'in D'si. Deniz'in D'si. 40 puan yiyecekler kategorisinden gelecekmiş Deniz Hanım sorunuz. Üstü şekerli, renkli ve bir maddeyle kaplanmış haplara veya çikolatayla kaplanmış kuru yemişlere verilen isimdir. Süremiz başladı. Draje. Draje. Görelim. Tebrikler. İlk turumuzda kalan soru sayısı 4. Bir kez daha puan tablosuna gidiyoruz efendim. Şu an son durum 500 puan Nazmi Bey, 370 puan Tolga Bey, 320 puan Deniz Hanım, 40 puan Hande Hanım. Son 4'e Nazmi Bey ile başladık. Giresun'un G'si. Giresun'un G'si 30 puan değerinde, kategorisi boks olacak Nazmi Bey sorumuzun, geliyor.
Üzerinde boks yapılan, çevresi kordonla çevrilmiş yerdir. Süremiz başladı. Ring. Ring. Görelim. Tebrikler. İlk turda kalan soru sayısı 3. Tolga Bey seçiyor. Ürgüp'ün üsü. Ürgüp'ün üsü. Kategorisi hayvanlar alemi Tolga Bey. Geliyor efendim. Hayvanlar aleminde pelikanlar ve karabatakgilleri de içine alan kuşlar takımıdır. Nokta nokta ayaklılar. Süremiz başladı. Kürek. Kürek ayaklılar. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Hande Hanım'dayız. İki sorumuzdan birini de Hande Hanım'la alacağız. Şanlıurfa'nın şehsi. Şanlıurfa'nın şehsi. 30 puan. Kategorisi genel kültürmüş efendim. Buyursunlar. Duyuru veya tanıtım amaçlı hazırlanan kalabalığın görebileceği yere asılmış duvar ilanıdır. Süremiz başladı. Afiş. 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 30 puan kazandırır mı afiş? Görüyoruz. Tebrikler. Ve ben bilirim de birazdan finale yükselecek isimleri belirleyeceğimiz 28 soruluk ikinci turumuz var. Oraya geçmeden son soru Deniz Hanım'ın. O diyeyim. O diyeyim. En mantıklısı o gözüküyor diyorsunuz. O harfi sağlık ve güzellik Deniz Hanım. Buyursunlar efendim. Cilt bakımında kullanılan yüze ve boyna sürülen losyondur. Süremiz başladı. Neydi? Gelmedi. Buyurun Tolga Bey. Tonik. Tonik. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Ben bilirim ve ilk tur geride kaldı. Önce puanlara bakıp arkasından da misafirlerimizin değerlendirmelerini alacağız efendim. Buyursunlar, puan tablosu 530 Nazmi Bey, 450 Tolga Bey, 320 Deniz Hanım, 70 Hande Hanım. Nasıl başladık Nazmi Bey, ne dersiniz? Keyifliydi, güzeldi. Aynen kendi evimde yarışıyormuş gibi oldu açıkçası. Güzel, o rahatlığa. Heyecan yoktu. Efendim. Arkadaşlara da başarılar diliyorum ikinci turda. Peki. Benim için güzel gidiyor. Süper. Ben de size başarılar diliyorum sağ ikinci olun, turda. Sağ olun, teşekkürler. Tolga Bey, siz memnun musunuz tablodan? Nasıl başladık sizce? İyi, fena değil. Biraz heyecanımı yendim gibi. Kol bozuk diyerek geçiştirmeyi düşünüyorum. Ama onun dışında keyifliydi, ısındım biraz da. Yok yok, kol çalışıyor, merak etmeyin. Yok, şaka değil. Siz de çalışıyorsunuz, kötü değil. Puan tablosunda güzel fena bir yerdeyiz. Değil. Güzel güzel, nazar değmesin. İnşallah daha da güzel olur ikinci tur. İnşallah, herkes için. İnşallah. Hande Hanım, ne dersiniz? Korkunç. Korkunç. Evet, buradan koşa koşa kaçmak istiyorum aslında. Durun ya. Birazdan ikinci turumuz var. İkinci tur kartlarını şuradan hemen alayım. Bakayım kaçar puanlık. Ben bir bakayım. Hemen alttan alıyorum. Neler var? Size hemen gelecek vadeden sorularım. 120 puan, 120 puan, 120 puan, 120 puan, 140 puan, 130 puan. Yani 180 puan. O yüzden bambaşka bir tablo olabilir. İnşallah. Yani iki soruluk fark var arada şu an. Hiç öyle kaçacak bir durum yok. Belki de iki soru cevaplayacaksınız. Nazmi Bey kaçmaya başlayacak. Evet. Evet diyor Nazmi. Peki. İnşallah güzel geçer Hande Hanım. İnşallah. İkinci tur sizin adınıza. Deniz Hanım, siz nasıl buldunuz kendinizi ilk Alper turda? Bey, bu buton gerçekten bozuk. Yani bozuk yani. Ama bayağı aldınız aslında hani diye düşünüyorum. İsteyince alabiliyorsunuz. Hayır, çok istediğim ve alamadığım bir sürü örnek Tolga verebilirim. Tolga Bey'e çok teşekkür ediyorum. 250. bölüme doğru ilerlerken ilk defa butona dair itiraz geldikten sonra bir yarışmacımız butonumuzu savundu. Tolga Bey çok özelsiniz. Çok teşekkür ederim. Hayır, ben de kaç defa bastım. Mesela Hande Hanım'dan çok aldınız. Ben diğer değişebiliriz aslında. Görünen o ki bütün butonlar sağlıklı, evet, çalışıyor. İnşallah daha az o buton sektireceğimiz bütün umarım, yarışmacılarımız umarım için bir tur olur. Yok, gayet eğlenceli geçiyor. Süper. Nazar değmesin diye. Kesilirse çok. Güzel bir tur diliyorum dört misafirimize de. Sevgili seyirciler, finale kimler yükselecek onu görmek için ikinci turumuza geçiyoruz.
Tekrar çok teşekkür ederim sevgili seyirciler. Ben Bilirim de ikinci tur zamanı. İlk sorumuzu Nazmi Bey ile birlikte alarak turumuza başlıyoruz. Yepyeni bir harf tablosu ve yüksek puanlar ekranda. Ne dersiniz Nazmi Bey? Kızım Zümrel'in Z'si. Allah bağışlasın tekrar. Sağ olun, Z harfi 120 puan değerinde. Kategorisi deyimler olacak Nazmi Bey. Geliyor. İyi pişmiş ve lezzetli olmayı anlatan bir deyimdir. Süremiz başladı. Ağızda gelmedi. Buyurun Hande Hanım. Ağızda dağılmak. Ağızda dağılmak. 120 puan değerinde ikinci turumuzun ilk puanları Hande Hanım'a gider mi? Görelim. Kutlarız. Bundan kısa bir süre önce stüdyodan kaçmak istiyorum diyen Hande Hanım 120 puan gibi şahane bir puanla başladı. Tebrik ederim Hande Hanım. Teşekkür ederim. Şimdi Tolga Bey seçiyor ikinci sorumuzu. Bir 180 şeyi denemek istiyorum. Yakışır diyorsunuz. Peki. Ay inşallah. 180 puan. Kategorisi bir kez daha deyimler Tolga Bey. Geliyor efendim. Özenli ve güzel giyinmiş kimseler için kullanılan bir deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Hande Hanım. İki dirhem bir çekirdek. İki dirhem bir çekirdek. 180 puan. Görelim. Kutlarız. Hande Hanım arada ne yaptınız? Motivasyon konuşması aldım. Öyle mi? Evet. Deniz Hanım motivasyon konuşması mı yaptınız? Evet öyle yaptım. Nereden yaptıysam biliyorsunuz. Evet, tebrik ediyoruz. 2'de 2 yaptı Hande Hanım. Şimdi kendi sorusunu seçecek efendim. Buyursunlar. Mert'in M'si. Mert'in M'si 110 puan değerinde. Sorumuzun kategorisi televizyonmuş Hande Hanım. Geliyor. Bir öğretim görevlisi ve öğrencilerden oluşan Ali Sunal, Alper Kul, İrem Sak gibi oyuncuların yer aldığı 2012'de yayınlanmış programdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Deniz Hanım. İnsanlar Alemi. İnsanlar Alemi. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, ilk 3 sorumuzda hanımlar 3'te 3 yaptılar. Şimdi Deniz Hanım seçiyor sorusunu. Giresun'un G'si olsun. Peki Giresun'un G'si 140 puan da buradan kazanabiliriz. İnşallah. Sorumuzun kategorisi basketbolmuş Deniz Hanım. Buyursunlar. 2020 yılında bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın efsaneleştiği basketbol takımıdır. Süremiz başladı. Aa, biliyordum onu. Gelmedi. Buyurun Nazmi Bey. Los Angeles Lakers. Evet. Los Angeles Lakers. 140 puan. Görelim. Kutlarız. Böylece ilk 4 soruyu geride bıraktık efendim. Puan tablosuna bir kez daha gidiyoruz ve tabloyu kontrol ettiğimizde liderlik koltuğunda 670'te Nazmi Bey var. 450 puan Tolga Bey, 430 puan Deniz Hanım, 370 puan Hande Hanım. Ve tekrar Nazmi Bey'deyiz. İzmir'in iyisi. İzmir'in iyisi 130 puan kazandırabilir. Kategorisi tarihi yapılarmış Nazmi Bey. Geliyor efendim. Dünyanın 7 harikasından biri sayılmış, Efes'te bulunan ve tarihi antik çağlara kadar uzanan yapıdır. Süremiz başladı. Artemis Tapınağı. Artemis Tapınağı. Görelim. Tebrikler.
Tolga Bey seçecek yeni soruyu. Fatsa'nın F'si. Fatsa'nın F'si. 110 puanımız var Tolga Bey. Kategorisi deyimler efendim, geliyor. Ağır bir hastalıkta ölüm tehlikesini atlatmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Kefeni yırtmak. Kefeni yırtmak. Tolga Bey de ikinci turdaki ilk puanını alacak mı? Görelim. Tebrikler. Ben Bilirim'in hızlı yarışmacılarıyla yola devam ediyoruz. Buyursunlar, şimdi de sorumuzu Hande Hanım seçiyor. Hamit'in H'si. Hamit'in H'si. 100 puanımız varmış. Kategorisi tabirler olacak Hande Hanım. Geliyor efendim. Bir kimsenin sağlıklı veya iyi durumda olduğu anlatılırken kullanılan tabirdir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Bir kimsenin sağlıklı veya iyi durumda olduğu anlatılırken kullanılan tabir. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 90 puanımız var. Bir kutu daha. 80 puanımız var. Buyurun Tolga Bey. Maşallahı var. Maşallahı var. 80 puan kazandırır mı? Görelim. Tebrikler. Son iki sorudur da Tolga Bey'in maşallahı var. Arka arkaya güzel puan aldınız Tolga Zormuş. Bey. Zormuş. Zormuş gene. Yok yok, güzel gördünüz. Tebrik ederim. Ve şimdi de Deniz Hanım'dayız efendim. Yepyeni bir soru için. Eşim Sezai'nin S'si. Sezai Bey'e saygılar, 120 puan değerinde. Kategorimiz deyimler olacak. Buyursunlar sorumuz. Bir şeye, bir kimseye sevgi ve özen göstermek anlamında kullanılan deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Hande Hanım. Üstüne titremek. Üstüne titremek. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Bir kez daha puan tablosuna gidiyoruz. Hande Hanım aldığı bu puanın ardından 490'ı gördü ve üçüncülük koltuğuna geçti. Üstüne titremek cevabıyla. Yeniden bir numaradayız. Nazmi Bey'deyiz efendim. Van'ın V'si. Van'ın V'si. 120 puanımız var Nazmi Bey. Kategorisi yemekler, ki arada özellikle yemeklerde zorlanıyoruz demişti. Detay veya işte yöresel lezzetler geliyor. Yöresel lezzetlerde. Yoksa gırtlağıma çok düşkünüm ben. Yemekler hem çok çok iyi. Ama yöresel, oraya gitmeden bilemiyoruz bazen, evet, açıkçası. Bakalım bu kez yöresel mi gelecek? 120 puan değerindeki sorumuz. Buyursunlar. Küçük parçalar halindeki et, havuç, patates, domates, bezelye gibi malzemeler kullanılarak hazırlanan bir yemek türüdür. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Küçük parçalar halindeki et, havuç, patates, domates, bezelye gibi malzemeler kullanılarak hazırlanan bir yemek arıyoruz. Çok güzel puanı var, 120 puanı var. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Buyurun Nazmi Bey. Gelmedi. Bir kutu daha. 90 puanımız var. Bir kutu daha. 80'e düştük Nazmi Bey, buyurun.
kebabı. Şey. Gelmedi. Buyurun Tolga Bey. Bahçıvan kebabı. Bahçıvan kebabı. Nazmi Bey iki kez butona gitti fakat cevap gelmedi. Tolga Bey bahçıvan kebabıyla 80 puan kazanacak mı? Görelim. Tebrikler. İlk defa duydum ya. Bahçıvan'dan çıkar. Efendim Tolga Bey? Bahçıvan'dan çıkar. İlk defa duydum ben. İlk defa kebabı duydum. Kebabı çıkartmıştı herkese. Aslında hani o... Ne yöreni, hangi yöreni yemeği acaba? Genel bir şey var. Ya, hatta aslında... sözlüğe kadar girmiş belli bir yöreden öte. Sözlükte de bu tanımla çıkıyordu karşımıza. Kağıt kebabıyla aynı malzeme. Ya da... Kağıt kebabı evet. Uymuyor bir türlü. Ama zaten şu da var. Birçok kebabın aslında malzemeleri birbirine çok yakınken isimler, yöresel değişiklikler de gösterebiliyor. Fakat Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne de benzer bir tanımla girmiş. Malzemeler hani etin yanında bahçıvanın ulaşabileceği malzemeler. Ben onu diyecektim. Et olmasa tam bahçıvan oldu. Evet. Tebrik ediyoruz Tolga Bey. Efendim yeni sorumuzun sahibi Tolga Bey. Urfa'nın Nusu. 120 puan değerinde Şanlıurfa'nın Nusu sağlık kategorisinden geliyor Tolga Bey için sorumuz. Çiğ süt, peynir, et, yağ gibi hayvansal ürünlerle bulaşan ateşli bir hastalıktır. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Çiğ süt, peynir, et, yağ gibi hayvansal ürünlerle bulaşan ateşli bir hastalık arıyoruz. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 100 puanımız var. Bir kutu daha. 90'a düştük. Bir kutu daha geliyor. 80 puan. Hayvansal ürünlerle bulaşan o ateşli hastalık ne olabilir? Bir kutu daha. 70 puanımız var Hande Hanım, ben bilirim dedi. Akdeniz humması. Akdeniz humması. Herkesten erken butona gitti. 4 yarışmacımız da butona giderken Hande Hanım 70 puan kazanır mı? Görelim. Tebrikler. Akdeniz humması, Malta humması olarak da adlandırılırmış efendim. Hande Hanım'a gitti puanlar. Bir kez daha tabloya dönüp bakacak olursak son durum şöyle. 800, 720, 560, 430 soru seçme sırası Hande Hanım'da. Ayten'in A'sı. Ayten'in A'sı 80 puan, kategorisi sinema Hande Hanım geliyor efendim. Tarihi bir kahramanı konu eden ve Cüneyt Arkın'la özdeşleşen film serisidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Tolga Bey. Malkoçoğlu. Malkoçoğlu. Cüneyt Arkın'la özdeşleşen film serisi. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Şanslıydım. Kitabım kahramanı. Öyle mi? Evet. Aa, kitabınızın kahramanı. Evet. Peki serinin tamamında var mı? Ya, ilk iki kitapta var. İlk iki kitapta var. Belki yarışmamızın programın başını izlemeyen seyircilerimiz vardır. 7 kitaptan oluşan bir seri hazırlıyor Tolga Bey. İlk ikisi yayınlanmış değil mi Tolga evet, Bey? Evet. Malkaçoğlu da ilk ikisinin kahramanı aynı zamanda. Böylece ben aslında sizin anlatmanız gerekeni... Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Pardon. Size hediye göndermem gerekecek artık. Bekleriz vallahi Tolga Bey. Efendim. İnşallah 7'si de tertemiz çıkar İnşallah. Ve geniş bir okuyucu kitlesine ulaşır. Sağ olun. Efendim yeni soru alıyoruz. Şimdi Deniz Hanım'la birlikte. Üzümün Üsü olsun. Üzümün Üsü. 110 puanımız var Deniz Hanım. Kategorisi müzik olacak sorumuzun geliyor. Alimallah. Sorma, Durum Leyla parçalarını seslendiren şarkıcıdır. Süremiz başladı. Biliyorum. Gelmedi. Buyurun Nazmi Bey. Ayşegül Aldinç. Ayşegül Aldinç.
Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Yeniden Nazmi Bey ile seçeceğiz efendim. Buyursunlar harf tablosu. Nazmi'nin N'si. Nazmi'nin N'si. 90 puanımız var. Bu kez ticaretten geliyor sorumuz. Ekranımızdadır. Anlamlarından biri vurgunculuk olan, ticarette çeşitli verilere dayanarak kar etmek amacıyla yapılan geleceğe dönük fiyat tahmin faaliyetleridir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde anlamlarından biri vurgunculuk olarak geçermiş. Aynı zamanda ticarette çeşitli verilere dayanarak kar etmek amacıyla yapılan geleceğe dönük fiyat tahmin faaliyetleri. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 70 puanımız var. Buyurun Nazmi Bey. Birindeymiş. Harfçim. Gelmedi. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 50 puana düştük. Ne olabilir aradığımız cevap? Bir kutu daha. 40 puan. Bir kutu daha geliyor. 30'a düştük. Spekülasyon. Nazmi. Efendim Nazmi? Spekülasyon. Spekülasyon. 30 puan. Görelim. Tebrikler. Bunu arkadaşlarım izlerse rezil olacağım. Efendim Nazmi? Arkadaşlarım izlerse rezil olacağım buna. Alandan geldiği için mi diyorsunuz? Yani sağ burada olun. Biraz insan kilitlenebiliyor açıkçası. Evet evet, mutlaka oluyor. Bir de bazen sorunun nasıl tanımlandığı da önemli. Hem o sözlük anlamı üzerine ticari anlam yüklenerek geldiği için bazen kafa da karışabiliyor. Ama kesinlikle. Kendi sorumuzdan 30 puanı aldınız. Tebrik ederim Nazmi Bey. Efendim şimdi Tolga Bey ile seçiyoruz yeni soruyu. Yozgat'ın Y'si. Yozgat'ın Y'si 80 puan kazandırabilir. Kategorisi insan vücudu Tolga Bey. Geliyor. İnsanda aşık kemiğinin bulunduğu bölgedir. Süremiz başladı. Bölge. Evet. Ayak eklemi. Ayak eklemi. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Hande Hanım. Ayak bileği. Ayak bileği. İnsanda aşık kemiğinin bulunduğu bölge ayak bileği. Görelim. Tebrikler. İnsanı eklem bacaklı yaparsam tabii ki. Ayak eklemi olmadı, ayak evet, bileğiydi yani, aradığımız yeri, yok. Yeri aynı da. Dolaştınız ama evet olmadı. Evet. Şimdi Hande Hanım seçecek efendim. Buyursunlar, harfler geliyor. Denizli'nin D'si. Denizli'nin D'si. 100 puanımız var Hande Hanım. Deyimlermiş sorumuzun kategorisi. Para kazanmadan cepte olanı harcamak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Keseden yemek. Keseden yemek. Gelir mi Hande Hanım? Sanmıyorum. Sanmıyorsunuz. Peki soralım. Para kazanmadan cepte olanı harcamak keseden yemek mi? Görelim. Tebrikler. Ve efendim şimdi Deniz Hanım'la seçeceğiz. Arkasından da puan tablosuna gideceğiz. Söz sizde Deniz Hanım. Hangi harfi seçelim? Lüleburgaz'ın L'si olsun. Lüleburgaz'ın L'si. 100 puan kazanabiliriz. Anlam bilgisiymiş kategorimiz. Geliyor sorumuz. Çalışma isteği duymak veya çalışma isteği artmak anlamlarındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif.
çalışma isteği duymak veya çalışma isteği artmak anlamlarındaki sözcük. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 80 puan olduk. Bir kutu daha. 70 puan olduk. Bir kutu daha. 60 puan. Birazdan gelecek. Kimden gelecek? Buyurun Tolga Bey. Gayretlenmek. Gayretlenmek. Çalışma isteği duymak veya o isteğin artması. Deniz Hanım'a bir of çektirdi. Tolga Bey'in cevabı. Görelim. Tebrikler. Buradan da puanlar Tolga Bey'e gitti. Deniz Hanım, ne dersiniz? Bütün modum düştü benim. Niye öyle oldu? Ayşe Gülal Dinç'ten sonrasını hatırlamıyorum. Evet. Bugün hanımlar özellikle motivasyonun eksildiği noktaların altını çiziyorlar ama halen ben de şunun altını çiziyorum. 4 yarışmacımızın da final şansı devam ediyor ki belli 4 yarışmacımız da çok başarılı. Bakalım nasıl bir sonuçla tamamlayacağız. Şimdi puan tablosuna gideceğiz efendim. Sıralamamız şöyle. 940 puan Nazmi Bey, 860 puan Tolga Bey, 740 puan Hande Hanım, 430 puan Deniz Hanım. 4 yarışmacımızın da finale yükselme şansı devam ederken yeni soru Nazmi Bey'in olacak efendim. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si 100 puan. Bu kez tarih kategorisinden geliyor sorumuz. Köz, nakkare, zil, zurna gibi enstrümanlarla tarihte askeri şevke getirmiş bir motivasyon ekibidir. Süremiz başladı. Mehter takımı. Mehter takımı. Azmi Bey işini sağlama almak için butonu da bir denedi. Mehter takımı. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Recep İvedik'i çok izlediğiniz için. Evet, tebrikler Nazmi Bey'e. Dönüyoruz Tolga Bey'e. Itır'ın ısı. Itır'ın ısı 110 puan. Tolga Bey kategorisi yeme içmeymiş efendim. Geliyor. Elazığ'ın bir ilçesinde yetişen, tüylü nohuttan yapılan, rengi kızıl kahve, tadı tuzlu, coğrafi işaret tescilli yiyecektir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Türk Patent Kurumu'ndan coğrafi işaret tescili almış bir yiyecek. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. 'O yiyecek aynı zamanda Çorum ilimizle de özdeşleşmiş bir yiyecektir. Buyurun Tolga Bey. Ağın leblebisi. Ağın leblebisi. 90 puan kazandıracak mı görelim. Kutlarız. Sağ olun. Evet, Çorum'dan. Efendim? Çorum'dan. Çorum'dan en hızlı giden, butona en hızlı giden isim Tolga Bey oldu. Tebrikler Tolga Bey. Ağın leblebisi Türk Patent Kurumu'ndan coğrafi işaret tescili almış, lezzetli. Ve döndük biz de Hande Hanım'la yepyeni bir soruya. Tarık'ın T'si. Tarık'ın T'si. Kaç puanımız var? 80 puan kazanabiliriz. Sorumuzun kategorisi müzik olacak Hande Hanım. Geliyor sizin için. Tarkan'ın Dilli Düdük, Gün Gibi, Vay Anam Vay şarkılarının yer aldığı albümüdür. Süremiz başladı. Metamorfoz. Metamorfoz. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Ve Deniz Hanım seçiyor. Ö olsun. Ö olsun. 90 puanımız varmış Deniz Hanım. Anlam bilgisi olacak kategorisi sorumuzun. Ve geliyor ekranımıza.
Bir toplum içinde var olan saygı ve incelik davranışlarına uymayan kimselerin hal ve hareketlerine verilen addır. Süremiz başladı. Görgüsüzlük. Görgüsüzlük. Ayşegül Aldinç'ten sonra durdum diyen Deniz Hanım bu kez 90 puan alır mı? Görelim. Tebrikler. Deniz Hanım bir kez daha sarıldınız yarışa. Yani artık hakkım var mı hala bilmiyorum var, var. Ama. Son 8 soru. Halen 4 yarışmacımızın da finale yükselme şansı devam ediyor efendim. O son 8'e de Nazmi Bey ile başlıyoruz. Balıkesir'in B'si. Balıkesir'in B'si. 90 puan. Kategorimiz genel kültür ve ekranda sorumuz. Toros Dağları üzerinde bulunan ve antik adı Kilikya Kapısı olan geçittir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Buyurun Deniz Hanım. Belen Barajı. Belen Barajı. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Toros Dağları üzerinde bulunan ve antik adı Kilikya Kapısı olan geçidi arıyoruz. Bir kutu daha. 70 puanımız var. Buyurun Nazmi Bey. Gedik Boğazı. Gedik Boğazı. Bu kez oldu mu? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Tolga Bey. Belik Boğazı. Evet. Nelik? Belik. Belik Boğazı. Görelim. Ona da hayır dediler. Deniz Hanım. Belek. Belek Boğazı. 70 puan kazandık mı? Görelim. Hayır dediler. Bir kutu daha. Buyurun Nazmi Bey. Kürek Boğazı. Kürek Boğazı. Gelir mi? Görelim. Ona da yok dediler. 60 puanımız var. Toros Dağları üzerinde bulunan ve antik adı Kilikya Kapısı olan geçidi arıyoruz. Nazmi Bey buyurun. Düdek Boğazı. Düdek Boğazı. Oldu mu? O da değilmiş. Tolga Bey. Gülek Boğazı. Gülek Boğazı. Gülek. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Yine yarışmacılarımızın çok denediği bir soruydu. Tolga Bey sonunda aldı puanı. Bir kez daha tabloya bakalım efendim. Elimizde kalan soru sayısı 7 ve 1040, 1010, 820, 520 tablo. Liderlik yarışında fark 30 puana düştü son cevaptan sonra. Şimdi Tolga Bey seçiyor sorusunu. Urfalıların hakkını verelim o zaman. Şanlıurfa'nın şeysi. Şanlıurfa'nın şeysi. Hep Urfa diyordum. 90 puan değerinde edebiyat kategorisinden gelecek Tolga Bey. Bu kez sorumuz efendim. Tek bacaklı bir oyuncağın aşkını anlatan masaldır. Süremiz başladı. Kurşun Asker. Kurşun Asker. Cevap doğruysa Tolga Bey liderlik koltuğuna geçecek. Kurşun Asker. Görelim. Tebrikler. İlk kez mi oldu liderlik koltuğu Tolga Bey? Evet. Evet yarışın başından beri ben de öyle hatırlıyorum. İlk kez Nazmi Bey koltuğu devretmiş oldu ama çok az fark var zaten. Şimdi Hande Hanım seçiyor kalan 6 sorumuzdan birini. Edirne'nin E'si. Edirne'nin E'si 90 puan. Hande Hanım sinemadan gelecek bir kez daha sorumuz efendim. Buyursunlar. Uğur Yücel'in yönettiği ve oynadığı, Beren Saat'in görme engelli, sağır ve dilsiz bir kızı canlandırdığı 2013 yapımı filmdir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Uğur Yücel'in yönettiği ve oynadığı, Beren Saat'in görme engelli, sağır ve dilsiz bir kızı canlandırdığı 2013 yapımı film 90 puan değerinde. Özellikle zirve yarışı açısından çok önemli. Bazı yarışmacılarımızın da yarışa tutunması açısından çok önemli. Kimden gelecek? Kutularımızdan bir tanesini açalım.
80 puan. Bir kutu daha. 70 puan. 2013 yapımı o film ne olabilir? Filmi izledim. İzlediniz mi? İzledim. Çok güzel bir film. Bir kutu daha. Buyurun Nazmi Bey. Benim Dünyam. Benim Dünyam. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Hatta üniversiteye gidiyordu. Çok duygusal bir filmdi de. Evet. Dediğiniz gibi çok duygusal bir film. Ve Nazmi Bey ne kadar oldu izleyeli hatırlıyor musunuz? Yani olsa olsa 2-3 sene falan olmuştur. Eşimin tavsiyesiyle izlemiştim ben o filmi. Evet, isme gitmek biraz zaman aldı ama puanı aldınız, tebrik ederim. Teşekkürler. Bir kez daha tabloya bakacak olursak, bu arada tabloda da eşitlik var. 1100-1100 liderlik koltuğunda Nazmi Bey ve Tolga Bey ve Deniz Hanım kalan 5 sorumuzdan birini seçecek efendim. Kastamonu'nun K'si. Kastamonu'nun K'si 90 puan değerinde, kategorisi hayvanlar alemi ve şöyle sorulmuş. Kendine has görünüşe sahip, ana vatanının Tayland olduğu bilinen evcil bir hayvandır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Hande Hanım. Çoban köpeği. Çoban köpeği. Ana vatanının Tayland olduğu bilinen evcil hayvan çoban köpeği mi? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Tolga Bey. Beyaz kaplan. Beyaz kaplan. Bu kez oldu mu? Görelim. Yine hayır dediler. Beyaz kaplan geldi, çoban köpeği geldi. Acaba aradığımız cevap ne olabilir? Bir kutu açıyoruz. 80 puanımız var. Buyurun Tolga Bey. Siyam kedisi. Beyaz kaplandan sonra gelen evet, Siyam kedisi 80 puan kazandırır mı? Görüyoruz. Tebrikler. Evet, Deniz Hanım'ın sorusunda puan Tolga Bey'e yazıldı böylece. Artık final öncesi kalan soru sayısı 4 efendim. Buyursunlar, Nazmi Bey'le başlıyoruz son 4'e. Yumuşak ye. Yumuşak ye 80 puan. Kategorisi anlam bilgisi, şöyle sorulmuş. Bir şeyin gerçek olduğunu ortaya koymak, desteklemek, teyit etmektir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Tolga Bey. Doğrulamak. Doğrulamak. Bir şeyin gerçek olduğunu ortaya koymak, desteklemek, teyit etmek. Görelim. Tebrikler. Evet, artık kalan soru sayısı 3. Bir kez daha liderlik yarışındaki son duruma bakıyoruz efendim. Tolga Bey şu an avantaj durumda. 1260 puanla, Nazmi Bey 1100 puanda. 3 sorumuzdan biri Tolga Bey'in sorusu. Pırasanın P'si. Pırasanın P'si. 80 puan. Kategorimiz sağlıkmış Tolga Bey. Geliyor. Uzman kontrolünde bitkilerle yapılan doğal tedavi biçimidir. Süremiz başladı. Fitoterapi. Fitoterapi. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Soru seçme sırası Hande Hanım'da. Hande Hanım ikinci turdaki son sorusunu seçiyor. Ordunun olsun. Ordunun olsun. 80 puanımız var. Hande Hanım bu kez tarihten gelecekmiş efendim sorunuz ekranımıza. Orta Çağ'da katı dini inançlara karşı gelenleri cezalandırmak için kurulan kilise mahkemelerinin adıdır. Süremiz başladı. Endüzisyon. Efendim? Endüzisyon. 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 Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Deniz Hanım. Engizisyon. Engizisyon. Bu kez oldu mu? Görüyoruz. Tebrikler.
Özellikle bu tip cevaplarda o bir harf çok değiştirebiliyor. Her günde yaşıyoruz, her bölümde de yaşıyoruz. Bu kez de Hande Hanım'dan sekti, Deniz Hanım'a gitti. Ben Bilirim'in ikinci turdaki son sorusu Deniz Hanım için gelecek. Evet, Caner'in C'si. Caner'in C'si elimizde kalan soru. Kategorimiz mecazmış Deniz Hanım, alırız. Mecazen yalnız hareket eden kimseler için kullanılan tabirdir. Süremiz başladı. Tek tabanca. Tek tabanca. İşte insan rahatlayınca yarışın sonunda saniyesinde geliyor cevap. Tek tabanca. Görelim. Tebrikler. Evet, iki hanımefendi, iki beyefendiyle 56 soruyu geride bıraktık. Birazdan çok keyifli bir final turu bizi bekliyor. Nazmi Bey ve Tolga Bey ile yarışacağız. Ama puan tablosuna gidiyoruz efendim. Kaçar puanla yükseldiler finale? 1340 Tolga Bey finalde. Rakibi 1100 puanla Nazmi Bey. Kutluyoruz. Heyecandan Nazmi Bey yıkılıyordu ama sıkıntı yok herhalde, değil mi Nazmi? Yok, problem tamam, yok. Süper. Ve üçüncülük koltuğundaki isim. Bu akşam hanımlar motivasyonda, konsantrasyonda sorunlar yaşadıklarını söyleseler de bine yaklaştılar onlar da. Özellikle Hande Hanım ilk turda düşük puan almıştı. İkinci turda 820 puan gibi güzel bir puana ulaştı. Deniz Hanım da 680 ile tamamladı Ben Bilirim'i. Tebrik ederiz. Evet, birazdan beylerle son sorularımızı cevaplayacağız. Hanımlarla vedalaşma vakti. Ne dersiniz Deniz Hanım? Nasıldı sizin adınıza? Ya ikinci turda zorlandım ve biraz heyecanım düştü sanırım. Onu gördüm yani kendimde. Heyecan düşünce puanlar mı düştü diyorsunuz? Evet. Yani basamayınca evet, kaybettim. Butona yetişemediniz. Yetişemedim. Çok bundan kaynaklı da olabilir. Evet, yine butona sevgisini bu şeklinde, bu diyerek çok ne kadar büyük sevgi duyduğunu belirten yarışmacımız var. Deniz Hanım, gerçekten neşeniz harikaydı. Öncelikle çok onu söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir ortamdı. Her şey için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok da hızlı rakipleriniz vardı. Eminim evet, onun da etkisi evet, vardı. Evet. Bir de galiba bütün motivasyonu arada Hande Hanım'a sanırım yüklemenizin de etkisi var. Ama yine de onun da dahil olması çok güzel oldu. Güzel oldu, güzel. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Tekrar ben ayaklarınıza teşekkür sağlık. Ederim. Çok sağ olun. Hande Hanım, siz ne dersiniz? İlk kısım öyle olmasaydı belki daha iyi olabilirdi İlk ama. İlk kısmı yayınlamayacağız. Direkt oraya geçelim. Oraya kesin atın oraya. Güzeldi ama, güzel bir deneyimdi benim için. Güzeldi. İkinci tura çok başarılıydınız. Mesela ilk tur puanlarını silsek sadece ikinci tur puanları olsa gerçekten çok, yani çok evet, keyifli bir rekabet var ikinci turda. Sizin ısınmanız biraz daha zaman aldı ama devamı iyiydi eminim. Zaten bu akşam babanız da çok memnun bir şekilde izlemişti. İnşallah. Buraya destekleyerek göndermişti. Bir kez daha babaya saygılarımızı sunarız efendim. Hande Hanım, ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Tamam. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Ben Bilirim de final zamanı. Günün birincisi olup ödül bölümüne kim yükselecek? Şu an iki soruluk avantaja sahip Tolga Bey mi yoksa gerilerden gelip Nazmi Bey mi olacak? Hadi onu da birlikte görelim. Ben Bilirim'in finaline geçelim efendim. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim, Ben Bilirim de final zamanı. İki yarışmacımız yerlerini aldılar. Tolga Bey ve Nazmi Bey, avantajlı yükselen isim. Tolga Bey 1340 puan, Nazmi Bey 1100 puanda. İki soruluk avantajı var Tolga Bey'in. İlk kategorimizi de Nazmi Bey ile seçeceğiz. Bakalım bu akşam neler varmış? Bu akşamın kategorileri atasözleri, hayvanlar alemi, sinema, müzik ve genel kültür. Neyle başlayalım Nazmi Bey? Sinema. Sinema kategorisi. Cevabımızda göreceğimiz harf ise K mi olsun R mi? Rize. Rize. Buyursunlar, eller butonda. Final turunun ilk sorusu ekranda. 1896 yılında Sultan II. Abdülhamit ve hanedan mensuplarına ilk sinema gösteriminin yapıldığı yerdir. Bu soruda 3 kutumuzu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu... Buyurun Nazmi Bey. Yıldız Sarayı. Yıldız Sarayı. 1896'da Sultan II. Abdülhamit ve hanedan mensuplarına ilk sinema gösteriminin yapıldığı yer Yıldız Sarayı dedik. Cevap doğruysa fark bir soruya düşecek. Görelim. Tebrikler.
Evet, 9 sorumuz kaldı. Bir soruluk avantajı var Tolga Bey'in. Soru seçme sırası da Tolga Bey'de. Genel kültür. Genel kültür. Şampiyonun şeysi olsun. Şampiyonun şeysi. Buyursunlar. Mayalı veya mayasız hamurdan yapılan, yağda kızartılarak hazırlanan bir tür yiyecektir Tolga Bey. Bişi. Bişi. Pişi de demiyor ama pişi. Pişi. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Efendim Nazım Bey? Bişi demişti, sonra pişiye döndü ya. Ha, oluyor değil mi? Tabii tabii, evet. Tamam, 10 saniye içinde istediğiniz cevabı verebilirsiniz. Yani Harika, tamam. Evet evet, verebilirsiniz. O, önemli olan bizim 10 saniyede o cevabı almamız sizden. Tamam. Değiştirebilirsiniz. Yarış boyunca bu kural geçerli. Tolga Bey'i tebrik ediyoruz ve sıradaki sorumuza geçiyoruz. Kategori ekranındayız Nazmi Bey'le. Sinema Kastamonu. Sinema kategorisinin ikinci sorusu geliyor. Kartal Tibet'in yönettiği, Kemal Sunal ve Bahar Öztan'ın başrollerinde olduğu Yeşilçam komedisidir. Bu soruda 3 kutumuzu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Ve açabileceğimiz son kutu da geliyor. 8 saniye, buyurun Nazmi Bey. Orta Direk Şaban. Orta Direk Şaban. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Evet, şu an kalan soru sayısı 7 ve aradaki fark 1 soru yine. 1540-1500. Galiba son sorulara kadar devam edecek bu heyecanlı, keyifli yarış. Yeniden kategori ekranına dönüyoruz. Soru seçme sırası Tolga Bey'de. Genel kültür L. Genel kültür L harfi. İşte sorusu. Tokat'ta bulunan çok sayıda yerli ve göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan alandır. Nokta 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 yaban hayatı geliştirme sahası. Bu soruda 2 kutumuzu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini, buyurun Nazmi Bey. Kuş gölü. Kuş gölü yaban hayatı geliştirme sahası. Nazmi Bey 2 hakkından birini kullandı. 200 puan kazanır mı kuş gölüyle? Görelim. Hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. Bir kutu daha. Son 8 saniye. 6 saniye. 3 saniye. 2 saniye. 1 saniye. Buyurun Nazmi Bey. Kaz Gölü. Kaz Gölü yaban hayatı geliştirme sahası dedik. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Elimizde kalan soru sayısı 6 ve avantaj Nazmi Bey'e geçti. Nazmi Bey'in bir soruluk avantajı var. Yeniden kategorilere geçiyoruz efendim biz de. Müzik. Müzik. Van. Van. Geliyor. Ülkemizde caz müziğinin en önemli temsilcilerinden besteci ve piyanisttir. Bu soruda 3 kutumuzu açma hakkımız var. Hakan Aysev. Buton. Buton. Evet. Buyurun Tolga Bey. Hakan ama Aysev değil zaten de. Hüsrev diyelim. Ne diyelim? Hüsrev, Hakan Hüsrev. Hakan Hüsrev. Yanlış. Hakan Hüsrev. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Bu soruda 3 kutumuzu açma hakkımız vardı. Açıyoruz 3'ünü de. 6 saniye, 5 saniye. Buyurun Nazmi Bey. Ferhat Göçer diyecektim. O da olmadı. Ferhat Göçer de olmadı. 3 saniye, 2 saniye. Buyurun Tolga Bey. Burak Görsev. Burak Görsev.
kez oldu mu? Görelim. Hayır dediler ve efendim süreyi doldurduk böylece. Tarık mıydı? Caz müziğin en önemli temsilcilerinden besteci ve piyanist. Kerim. Ferhat Göçer'e kadar gittik. Ben arkasından bir Mahmut Tuncer bekledim. Bu arada Mahmut abi de izliyorsa saygılar. Efendim aradığımız cevap neymiş? Görelim birlikte. Kerem Görsev'di. Kerem. Aradığımız cevap. Buradan iki Görsev'de misafirimizle de puan alamadık. Evet. Nazmi Bey siz bir heyecanla Hakan Aysev'le girdiniz. Fakat butona basmadınız. Tolga Bey rakibi de yanılttın. Evet rakibi de yanılttınız. Ama buradan iki misafirimizle de puan alamadık. Kalan soru sayımız 6'dan 5'e düştük bu cevapla birlikte efendim. Ve aradaki fark sadece bir soru. Şimdi Tolga Bey'deyiz. Hayvanlar alemi. Hayvanlar alemi. I harfi. Buyursunlar efendim. Geviş getiren hayvanlarda çiğnenmiş besinin bir kez daha mide sularıyla sindirildiği midenin dördüncü bölümüdür. Bu soruda iki kutumuzu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Tolga Bey. Şırdan. Şırdan. O bağırsak mıydı? Geviş getiren hayvanlarda çiğnenmiş besinin bir kez daha mide sularıyla sindirildiği midenin dördüncü bölümü. Şırdansa Tolga Bey yeniden liderlik koltuğuna geçecek. Değilse Nazmi Bey avantajını koruyacak. Şırdan mı? Görelim. Kutlarız. Evet şırdan olarak da geçiyordu. Evet. Şırdan olarak da geçiyordu. Tebrikler Tolga Bey. Yeniden liderlik koltuğu el değiştirdi. Kalan soru sayısı 4. Aradaki fark 1 soru Tolga Bey lehine. Nazmi Bey ile seçiyoruz. Müzik Adana. Müzik Adana. Buyursunlar efendim sorumuz geliyor. 1967'de kurulan Dinleyiverin Gari, Çaya Kaç Şeker gibi şarkılarıyla bilinen ünlü müzik grubudur Tolga Bey. Moğollar. Moğollar. Cevap doğruysa Tolga Bey avantajını iki soruya yükseltecek. Moğollar. Görelim. Tebrikler. Kalan soru sayısı 3, aradaki fark 2 soru efendim. 1940-1700 şeklinde tablomuz. Yeniden kategorilere gidiyoruz. Hayvanlar alemi İ. Hayvanlar alemi İ harfi. Burada cevap Tolga Bey'den gelirse Tolga Bey yarışı bitirmiş olacak. Nazmi Bey'in de şansı devam ediyor. Kritik bir noktadayız. Geliyor efendim hayvanlar alemi kategorisinin sorusu. Sülüngiller familyasından kınalı, kaya, çil gibi çeşitleri bulunan bir kuş türüdür. Bu soruda iki kutumuzu açma hakkımız var. Buyurun Tolga Bey. Ebabil. Ebabil. Kınalı ebabil, kaya ebabili, çil ebabil gibi türler vardır dedik. Doğru mu? Görelim. Ona hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Nazmi Bey. Keklik. Çok doğru. Çok doğru diyor Tolga Bey. Kınalı. Kınalı keklik, kaya kekliği evet. Ve çil gibi türleri vardır dedik. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Elimizde kaldı son iki soru. Fark sadece bir soru Tolga Bey lehine. Yeniden kategori ekranına gidiyoruz. Bu kez Nazmi Bey seçecek. Atasözleri Ürdün. Evet, sona bırakmışlardı atasözlerini. Ü harfini göreceğiz cevabımızda. Sorumuz geliyor. Kişinin temel düşüncesi yaşaması için gerekli olan şeyi elde etmektir anlamındaki atasözümüzdür. Nokta 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 ekmek teknesinde olur. Bu soruda iki kutumuzu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Son 9 saniye. Nokta 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 ekmek teknesinde olur Nazmi Bey. Elin gözü ekmek teknesinde olur. Elin gözü ekmek teknesinde olur. Kişinin temel düşüncesi yaşaması için gerekli olan şeyi elde etmektir.
Elin gözü mü aradığımız cevap? Hayır dediler. Elin gözü değilmiş. Son 5 saniye. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye ve süreyi doldurduk. Kişinin temel düşüncesi yaşaması için gerekli olan şeyi elde etmektir. Elin gözü dedik. Olmadı. Acaba ne olabilir? Buyursunlar efendim. Aradığımız cevap açın gözü ekmek teknesinde olurmuş. Bu atasözümüzden de puan alamadık ve yarışın sonucunu belirlemek son soruya kaldı. Yağmur. Açın gözü ekmek. Evet. Açın gözü ekmek teknesinde olurdu. İkinciyi belirlemek için, ödül bölümüne yükselecek ismi belirlemek için son sorumuzu alacağız. Tolga Bey. Atasözleri de. Atasözleri D harfiyle artık bu işe bir noktayı koyalım dedi. Eller butonda. Ben bilirimin birincisini belirleyecek sorumuz ekranda. Bir kimse emeğinin karşılığını daima görür anlamındaki atasözümüzdür. Süremiz işliyor. Bu soruda 4 kutumuzu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Son 10 saniye. Bir kutu daha ve son kutu geliyor. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye kala Nazmi Bey buyurun. Gelmedi. Tolga Bey buyurun. Hak yerde koymak. Ne yapmak? Hak yerde koymak. Hak yerde koymak. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Aradığımız atasözü o değilmiş. Ve böylece son sorumuzdan da puan alamadık. Aslında çok yaklaştı Tolga Bey. Hak yerde kimsenin emeği karşılıksız kalmaz. Daima görür. Hak yerde kalmak. Kalmaz. Kalmaz. Evet. Ha, tamam. Kalmazdı. Görelim efendim cevabımızı. Hak yerde kalmaz. Evet. Böylece ben bilirim de cevaplanamayan son sorunun ardından soruya avantajlı giren isim Tolga Bey'di ve bu akşamın birincisi oldu. Puan tablosuna, nihai tabloya bakacak olursak 1940 puanla birincimiz Tolga Bey, 1900 puanla da Nazmi Bey şahane yarıştı. Bu bölümümüzde ikinci oldu, kutluyoruz. Evet, güzel bir yarıştı. Teşekkür ederim biz öncelikle. Teşekkür ederiz. Veda ederken son sözlerinizi almak isterim. Ne dersiniz Nazmi Bey? Vallahi çok keyifli bir yarışma oldu. %100 bildiğimiz şeylerde ister istemez ekran başında unutabiliyoruz. Heyecan da etkili olmuş. Ama yarışmacı arkadaşlar da çok keyifliydi. Size çok teşekkür ediyorum. Ben çok ilgiliydiniz baştan sona kadar. Çok sağ olun. Benim için çocuklarımı izleteceğim. İleride onların da görebileceği bir anı olmuş oldu. Buradan eşime, çocuklarım ve aileme çok çok selamlar iletiyorum. Hepsini çok seviyorum. Size de ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Harikasınız. Benden de tüm aileye saygılar, selamlar efendim. Tolga Bey, artık birincisiniz. Ödül bölümünde evet, bir kez daha yarışacağız. Bayağı sıkıntılı bir son etap oldu aslında. İyi ki ikincide biraz fark gelmiş, yoksa üçüncide bu kadar şanslı olamayabilirdim. Şanslı olduğumu düşünüyorum genel olarak. Bazı hiç alakasız bilgiler işime yaradı aralarda. Ama tebrik ederim. Nazmi Bey gerçekten çok iyi bir rakibiniz vardı. İyi bir rakipti. Ben çok gitti dediğim konuda döndü. O yüzden tebrik ederim kendisini. Çok sağ olun bu arada. Çok sağ olun. Ciddi rahatlatıyorsunuz şu sıkıntılı halimizde. Estağfurullah. Eşim, oğlum keyifli artık. Seyrettireceğim yoksa evet. Söylemeyecektim hiçbir şey. Peki. Teşekkür ederiz Tolga Bey. Olun, umarım ödül bölümü de sizin adınıza güzel, keyifli hayırlısı geçer efendim. Hayırlısı. Başarılar diliyorum orada da. Sevgili seyirciler, ben bilirim de bu akşam da sona geldik. Siz de Türkiye'nin neresinde olursanız olun, gelin birlikte yarışalım. Başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden yapabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.